Sorumuz vefat eden bir kimsenin yakınları tarafından sorulmuş hocam. Annem vefat etmeden evvel sözlü olarak kendisi adına hacca gitmemi vasiyet etti. Bedel hac dediğimiz olay. Birinci olarak ben henüz hac vazifemi yapmamışken annem adına hacca gidebilir miyim? Nasıl hareket etmem doğrudur? İkinci olarak kalan mallarından bunun için yani hac yapmam için nisap miktarı geçen bir para ayırdık. Bu para zekata tabi olur mu? Yahut bunu para veya dolar gibi bir şeye çevirip öyle saklayabilir miyiz? Üçüncü olarak da hocam, ölen birisinin ölümünden 1,5 yıl sonrasına elden vereceği nisap miktarı borcu olsa ve biz varisler olarak bu parayı bir kenara ayırsak, bu durumda 1 yıl geçince yine zekat vermemiz gerekir mi diye soruyor hocam. Birinci sorudan meseleye bakacak olursak ki birinci soru, hac vazifesini yapmamış olan bir kimsenin vekalet yoluyla bir başkası namına hac yapmasını soruyor ki bu konuda Hanefi mezhebine göre bu olay sahih olmakla beraber kerahatten hali değildir. Hatta tahrimi kerahatten bahsediliyor. Yani bir insana farz olduğu halde, yapmakla mükellef olduğu halde hacca gidiyor ama kendi namına yapmayıp da vekalet olarak bir başkasının namına hac yapıyor. Evet yapmış olduğu hac o kişi namına olur. Ama böyle bu eyleminden dolayı günah işlemiş olur. Bu Hanefi mezhebine göre, Şafii mezhebine göre yaptığı hac kendi haccı olur. Vekilin haccı olmaz. Yani burada usulü olarak şöyle bir farktan bahsediliyor. Hac ibadeti bir insana farz olduktan sonra senin zimmetinde farz olan bir borcun var. Ve borcun varken sen onu ödüyorsun ama diyorsun ki bu borç benim borcum olmasın filancı kişinin yerine olsun. Şafiler diyor ki bu kimse sefihtir diyor. Sefahet kendisinde vardır diyor. Dolayısıyla sefih olan bir kimse hacir uygulanır dünyevi işlerde. Yani tasarruflarından alıkonulur. Dünyevi işlerde sefih olan bir kimsenin tasarruflarına hacir uygulanıyor ise, uhrevi olan işlerde sefih olana niye hacir uygulanmasın? Biz buna hacir uygularız. Bunun bu niyetinin önemi yoktur. Yaptığı hac kendi namına olur diyor. Şafii mezhebinin temel bakışı. Hanefi mezhebi ise bu şekilde görmüyor konuyu. Neticede evet bunun farzı varken nafile olarak bir başkası namına böyle bir hac yapması doğru değildir. Ama buna rağmen adamın hür iradesi vardır. Bu hür iradesini kullanarak bunu yaptığından dolayı biz bunu kabul ederiz. Geçerli kabul ederiz, geçerli sayarız ama bundan dolayı günah işlemiştir. Günah işlemesi ise kendisinin hac aylarında orada bulunması ve orada hac yapma imkanı olduğu halde bunu yapmaması farz olan hacı terk etmesi anlamındadır. Evet. Bakın bunu şöyle bir örneklendirebiliriz. Mesela Ramazan-ı Şerif ayında oruç tutan bir kimse, mukimden bahsediyoruz. Nafileye niyet etse bile tuttuğu oruç farz orucu yerine geçer. Nafile olmaz. Evet. Kazaya niyet etse yine tuttuğu oruç farz orucu yerine geçer. Kaza orucu olmaz. Hanefi mezhebine göre de böyledir. Şafii mezhebine göre de böyledir. Bunun sebebi oruç ibadetinin zarfı dediğimiz yani vakti minyardır. Ne demek minyar? Yani ibadetin başlangıç saatiyle bitiş saati ibadetin tamamını kaplamaktadır. Ve aynı cins ibadetten ikincisinin yapılmasına imkan yoktur. Oruç ibadeti ne zaman başlar? Fecrin doğumundan güneşin batımına kadar olan bir vakittir. Evet. Bu vakitte, bu zaman zarfında birden fazla oruç tutulabilir mi? Cevap tutulamaz. Peki kişinin yapmış olduğu oruç ibadetinin başlangıç saatiyle bitiş saati vaktin tamamını kaplıyor mu? Evet kaplıyor. O zaman buna fıkıh dilinde minyar deniyor ve bu vakit sadece bu ibadete has olduğu için kişinin farklı bir niyet almasının kabul edilmiyor. O yine farz olarak değerlendirilir. Ancak hac ibadetine baktığımız zaman isterseniz hac ibadetini etmeden bir de namaza bir bakalım. Evet. Namaz ibadetinin de bir şey vardır, vakti vardır. Ancak bu vakit mi'yar değildir, zarftır. Nasıl yani zarftır? Aynı cins ibadetten ikincisini ve üçüncüsünü oraya koymamız mümkünatı vardır. Yani örneğin öğle namazı işte 1'de başlıyor. Diyelim ki 4'e kadar devam ediyor. Öğle vakti. Peki bu vakit içinde öğle namazı cinsinden birden fazla namaz kılabilir misiniz? Kılabilirsiniz. Peki kılmış olduğunuz öğle namazı vaktin başından sonuna kadar tamamını kaplıyor mu? Kaplamıyor. Yok kaplamıyor. En fazla 10 dakika, 20 dakika veya yarım saat sürecektir. Bu itibarla zarftır. O zaman bir insanın zimmetinde farz bir namaz varken bile nafile niyet etse kılacağı namaz nafile olur. Kazaya niyet etse kaza namazı olur. Günün farzına niyet ederse o zaman günün farzı olacaktır. Zarf olduğundan dolayı. Bunun tam aksi oruca baktığımız zaman yok. Oruçta ne niyet ederse etsin farz olan oruç yerine gelecektir. Tamamını kapsıyor. Kapsadığından dolayı evet. Bu dediğimiz gibi ama misafir olmayan, hasta olmayan kimse için. Evet. Peki hac ibadetine bakalım. Hac ibadetinin de belli bir vakti vardır. Nedir bu? Şevval, Zilkade, yok Şevval, Zilkade, Zilhicce'nin ilk 10 günü. Tamam. 2 ay 10 günlük zaman zarfı hac ibadetinin bir vaktidir. Ve bu vakitte birden fazla hac yapılamaz. Bu itibarla nereye benziyor? Oruç ibadetine benziyor. Ancak yaptığımız hac vazifesi ki terviye günü Mine'ye çıkıyoruz. Oradan Arife günü Arafat'a gidiyoruz. Bayram sabahı Müzdelife'de vakfe derken cemrelerin taşlaması Mina'da ikinci ve üçüncü günü toplam 5 günde hepsi bitiyor. Yani vaktin tamamını 2 ay 10 günü kaplamıyor hac vazifeleri. Evet. Bu itibarla da baktığımız zaman namaza benziyor. Yani aynı cins ikinci bir ibadeti yapamamamız oruç gibidir, miyardır ama vaktin tamamını kaplayamaması da namaz gibidir. Evet. O zaman Hanefi fukahası diyor ki evet bir insan mutlak anlamda hacca niyet edecek olursa ve bu kimseye de hac farz ise yapacağı hac farz yerine geçer. Ama buna rağmen derse ki ben nafileye niyet ediyorum derse veya filan kimsenin adına hacca niyet ediyorum derse yapacağı hac nafile olur veya filan kişinin olur. Ama bundan dolayı da günahkar olur. İşte bu noktada Şafii mezhebi diyor ki tıpkı oruçta olduğu gibi hayır diyor. O ki madem burada milyarlık tarafı vardır ve bu kimsenin farzı durduğu halde farklı bir niyet etse de biz bunun niyetine itibar etmeyiz. Yapmış olduğu hac, farz haccı yerine gelecektir. O yüzden ne olursa olsun bir insan kendi farzını yerine getirmemişse bir başkasının namına vekaleten hacca gitmesi hiç uygun bir eylem değildir. Birinci soruya bu şekilde cevap vermiş olalım. Hocam. İkinci sorusuna geçecek olursak onu tekrar alma imkanımız var mı? İkinci soruda kalan mallarından bu hac için bir miktar para ayırdık. Evet. Bunun zekatını vereceğiz mi diyor. Şimdi bir kere zekat hayatta olan bir kimseye farz olan bir ibadettir. Bir insan vefat ettikten sonra o mal kendisine ait olmadığından dolayı artık zekatla mükellefiyetli kalmayacaktır. Kişi vefat ettiği zaman geriye bırakmış olduğu mala tereke derler. Terekede öncelikle yapılması gereken tekvin ve tecihizattır. Yani kişinin kefenlenmesi ve kabirle alakalı masraflardır. Evet. Bunlar çıkartıldıktan sonra, yani bu masraflar yapıldıktan sonra geriye bir şey kalmışsa bu kişinin borcu var mı? Ona bakılır. Eğer borcu varsa borçlar ödenir. Velev ki o borçlar daha henüz vadesi gelmemiş borç olsa bile. Üçüncü soruya cevap vermiş olacak. Evet. Yani çünkü normal şartlarda siz bir mal alırsınız veresi olarak, vadeli olarak ve o zaman gelmedikçe karşı taraf alacağını sizden talep edemez. Böyle bir hakkı yoktur. Ama burada borç zimmetinizdedir. Ama ne zaman ki öldünüz, ne zaman ki ahirete intikal ettiniz artık borç zimmetinizde değil bıraktığınız mala tahallük eder. Yani ayna tahallük eder. Ve ayın duruyor, vardır. Madem ki vardır o zaman tekvin ve tecihizattan sonra kalandan borçlar ödenmelidir. Yani vadeli borç peşine intikal etmiştir. Nasıl olsa bir yıl sonra diye bekletilmeye hakkın yoktur. Çünkü dediğimiz gibi mala. Yani öteki türlü kişi hali hayattayken borcunda vade olmasının bir mantığı var. Niye? Adam kazanacaktır, kesbedecektir, borcunu ödeyecektir. Ama var olan bir mal duruyor iken bunun bekletilmesi adamın hakkını bizatihi bekletmek olacaktır. Çünkü kazanma imkanı daha öyle bir şey kalmamıştır. Evet. Dolayısıyla borç peşine intikal edecektir, mala intikal edecektir ve varislere geçmeden öncedir hatta bu. Yani varislerin hakkı olarak düşünmeyelim. Şöyle bakmayalım meseleye. Ya bu bize intikal etti, varislerine intikal etti. Adamın daha bir sene daha var alacağına. Biz niye parayı peşin verelim? Kendimiz kullanalım sonra verelim. Yok. O para onlara intikal etmeden önce o kişinin alacağı hanesine geçmesi gerekir. Anladım. Dolayısıyla borçlar çıkartılır. Peki borçlar çıkartıldı. Geriye yine mal var. Bu durumda vasiyeti. Vasiyeti de eğer 1/3'e taallük ediyorsa yani yeterli geliyorsa 1/3 o zaman vasiyet yerine getirilecektir. Vasiyeti için ne demişti? Hacca gidilecekse hacca gönderilecektir. Veya bir hayır kurumuna verilmesini söylemişse ona verilecektir. Veya bir fakire verilecektense o yapılacaktır. Ve bu da bekletilmeyecek. Yani bunu vasiyet olarak ayıralım ama bunun zekatını verelim mi vermeyelim mi böyle bir şey yok. Çünkü demişse bu derhal yerine getirilmeli ve artık o sizde değildir. Yani varislerinde değil. Bunu bekletmek karşı tarafın hakkına tecavüz olacaktır ki o zaman burada bir daha zekat kime de düşer şeklinde düşünmenin de bir mantığı kalmayacaktır. Peki vasiyetleri de yerine getirildi. Geriye kalan mal onlar varislere intikal edecektir. Zaten bu sıralama gözetilecek olursa soruların hepsi de cevaplanmış oldu. Cevaplanmış olur.